Alelacele akan hayatta her şeyden haberdar olmanın yolunu arayan insanoğlu, akıllı telefonu icat ederek bu derdine çareyi buldu. Ne var ki zekasıyla övündüğümüz telefonların yaygın adıyla şarjı, akılları kadar parlak değildi. Abi, bıraksaydın da şu telefonu yarım saat daha şarj etseydim ya, bitiyor işte, ne yapalım? Bu duyduğunuz cümleler, belki de bundan 10 yıl sonra günümüzü anlatan bir eser olduğunda, o eserde yer alacak sevgili izleyenler. Duyduğunuz cümleler herhangi bir kitapta geçmiyor ama yıllar sonra günümüzü konu alan bir eser yazılırsa pekala kullanılabilir. Mesela cep telefonunun şarjı bittiği gün insanoğlu cep telefonunun yenilemez bir şey olduğunu anlayacak ve o gün gittikçe yaklaşıyor. Alelacele akıp giden insan ömründe. İnsanlar birbirleriyle iletişime geçmenin çaresini telefonda buldu. İşte bu yüzden telefonlar icat edildi. Fakat o yere göğe sığdıramadığımız akıllı telefonların bataryaları kendileri kadar akıllı değildi. Tabii ben de powerbank kullanıyorum. Bence bunun sebebi de şu. Biliyorsunuz bundan 10-15 yıl önce insanlar genelde telefon alırken ilk baktıkları özellik şarjının kaç gün gittiğiydi. Artık şu an o devir kalktı. Şu an özellikleri ne? Zaten günümüz teknoloji çağı. Kullandığımız akıllı telefonlardan sonra artık insanlar bilgisayarları kenara bırakıp yavaş yavaş akıllı telefon kullanmaya başlandı. Dolayısıyla bunun işletim sistemleri bayağı bir büyüdü ve bayağı bir genişledi. Bu yüzden şarjlarının bir günde falan veya 1,5 günde bitmesi gayet normal bence. Yakın arkadaşına girişteki şekilde varyansın eden kişinin derdi, madden yanında olan arkadaşı dururken kendisini asıl dış dünyaya bağlayan şey olduğunu düşündüğü cep telefonundan biraz daha faydalanabilmek. Yiğidi öldürüp hakkını yemeyeceksek eğer şunu da belirtmeliyiz. Bu telefonlar kendilerini akıllı yapan özellikler sayesinde neler oluyor dünyada konusunda birinci elden tanıklıkları aktararak özellikle haberdar olma konusunda büyük kolaylık da sağlıyor. Telefonlar hayatımızın, telefon, internet hayatımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. Yani bu yüzden herkes powerbank kullanıyordu tahminimce. Çünkü bataryası biten insan sanki ölmüş gibi yani. Aman %5 şarjım kaldı, şimdi ne yapacağım? Tabii bütün bu rüyayı bir şey kabusa çevirebiliyor, şarj. Zaten okunuşunun bile ikileme yol açtığı şarj, şarj sorunsalı bir kelimeden fayda getirmesini beklemek olmazdı. Sevdiklerim bana ulaşamaz, ben de sevdiklerime ulaşamam. Her daim, her fırsatta şarj ederek, bulduğum yerde şarj cihazımı yanımda taşıyorum. Gencinden yaşlısına cep telefonları hayatımızın vazgeçilmez parçası. Her ne kadar hayatımızın birçok yerinde çok ciddi kolaylıklar sağlasa da cep telefonlarının bataryaları toplumun bilinçaltı için ciddi bir tehdit sevgili izleyenler.